da firma sahibimiz Ali Bey bulunuyor. Bizler de firmalarına konuk olduk. Gelin hep birlikte değerli bilgilerini alalım. İsim olarak Ali, Ali Usta, Ali Sar olarak biliniyorum. Yıllarca ben bu sektörün içindeyim. Mesleğim aşçılık, dünya mutfağı aşçısıyım. Döner, kebap, lahmacun üzerine. Bizim burada şu an okulun karşısında caddede olduğumuz güzel bir ortamda, tam meydanda olduğumuz bir bölgede döner, et kavurma ve köfte üzerine hizmet ediyoruz. Burada 4 yılı aşkındır burada hizmet veriyorum. Yıllarca belirli yerlerde, otellerde, turizm bölgelerinde ben ustalık yaptım, aşçılık yaptım böyle çalışarak. Sonrasında kendi yerimin olmasını istedim. 4 yıl öncesinde ki tabi o zaman pandemi dönemine denk geliyordu. Evet. O dönemde biz burayı açtık ama büyük zorluklarla açtım tabii ki de. Şükür açtığım günden beridir böyle güzel bir şekilde devam ediyorum. Bu bölgenin en tanınan isimlerinden birisi olmaya başladım. Çok güzel. Herkes biliyor, tanınıyor ki zaten siz de gördünüz burada müşteri. Evet, oldukça bir yoğunluk ve bir sıcakkanlılık bir şey var burada. Zaten farkına vardınız. Herkes tanıyor, herkes biliyor. Birazdan öğrencilerimiz gelecek, belki görürsünüz. Evet. Bayrampaşa insanı da beni çok biliyor, iyi tanıyor. Çok güzel. Yani 4 yıldır burası var değil mi? 4 yıldır, evet. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Peki Ali Bey, burada tam olarak neler sunuyoruz müşterilerimize, misafirlerimize? Ürün yelpazemiz nelerdir? Biraz da onlara değinelim. Yani ağırlık olarak burada benim kendi yaptığım, kendi ürünüm ben bu et tavuk döneri yapıyorum. Benim tavuk dönerim daha piyasadan ya da etraftan daha farklı bir şekildedir. İçi farklı, sebzeli, baharatları belki en azından 20 çeşit baharat kullanıyorum. Yani diğer çeşitlerimde de kavurma var, toz çeşitleri var, döner var, köfte çeşitlerim var, bunların hepsi mevcuttur. Öyle bir hizmette veriyoruz yani, müşterinin talebini karşılamaya çalışıyoruz. Harika. Peki biliyorsunuz ki sizin sektörünüzde hijyen oldukça tabii önemli. Ya hijyeni sağlayabilmek için ilk önce zaten temiz olman lazım. Evet. İlk önce kendinden başlaman lazım. Yani kendine bir karşı bir çekil düzen vermen lazım. Hijyen olarak nasıl söyleyeyim, gıdalara, ürünlere, çıplak ellerine dokunmamak lazım. Bu herkesin bildiği bir şey. O şekilde gösteriyoruz, ürünlerimizi iyi bir muhafaza ediyoruz. Günlük kullanıyorum ben ürünleri taze, zaten. Burada benim taktığım dönerde bile, kavurmamda, köftemde bile müşterinin gözü önünde günlük olduğu belli oluyor. Sabah saatlerinde burada takılıyor döner, hazırlanıyor. Akşam zaten saat 7 gibi bulamazsın zaten döner. Evet. Bulamazsın, bitiyor, tüketiyoruz yani. Çok güzel. Yani aslında kendimizin yemeyeceği herhangi bir yiyeceği asla karşı tarafa sunmuyoruz. Asla sunmuyoruz. Çok güzel. Peki sizler işinizi yaparken en çok hangi hususlara dikkat ediyorsunuz? Yani en çok aslında temizliğe önem veriyoruz. Bir de lezzete ben önem çok veriyorum. Yani şey olmasa, kendim bile memnun olmasam, yiyemesem ben müşterime vermiyorum zaten. Yani tadını benim kendim beğenmem lazım. Ben bir aşçıyım zaten. Dünya mutfağı aşçısıyım. Yani sos ve baharat üzerine bayağı bir yeteneklerim de var şükür. Onun için ben böyle kontrol etmeden, ilk önce görmeden müşteriye asla sunmuyorum. Bunu zaten insanlar da görüyor. Harika. Oradaki peki insan. Burada aynı anda kaç kişi ağırlayabiliyoruz? Yani bir 20-20 kişi falan dışarıyla birlikte ağırlayabiliyoruz. Evet. Ha. Zaten oldukça bir yoğunluğumuz oluyor değil mi? Yoğunluk genelde çok yoğun oluyor. Çoğusu yer içeri dolu olmuş olsa paket servis alıp götürüyorlar. Evet. Dışarıya çok sipariş isteniliyor. Evet. O şekilde dışarı elemanlar böyle koşturuyor. Hani peki gün içinde dolu geçiyor. Sizce bu kadar talep olmasını? Yani tercih biraz ediliyor. Ben kendimi yani övmeme aslında da gerek yok. Çünkü insanlar biliyor. Hı-hı. Ne yediğini biliyor, lezzeti biliyor. Evet. Onu görüyor da o şekilde davranıyorlar zaten. Adam yoldan geçerken burada bir ekmek arası ya da bir lavaş ya da bir porsiyon yediği zaman bir dakika dönüşünde muhakkak uğrar bana. Evet. Bunu ben müşterimden de çok duyuyorum yani. Bu tür övgüler sürekli müşterimden alıyorum. Programı olur da izleyen insanlar olsa Ali Usta, biz Ali Usta'yı tanıyoruz. Evet, evet, gerçekten Ali Usta'nın dediği gibidir. Evet. Yani birazdan belki öğrenciler geldiğinde ne kadar sevildiğimi de siz farkına varırsınız.
insanlar içinde çok iş dışı oluyoruz. Akşama kadar o kadar insan görüyoruz. Evet. Yani ister istemez dükkana doğru gelen bir insan bile olmuş olsa hemen gülerek karşılıyorsun. Bu bilmiyorum, bir kendimin doğasında mı var ya da işten dolayı mı? Hep gülerek samimi bir şekilde davranıyorum, sıcak davranıyorum. O da bir etken. O da bir etken. Esnaf olmak gerçekten zor şu dönemde de. Esnaflığı yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Çok güzel. Peki baktığımızda oldukça fazla rakipleriniz mevcut. Bu evet. Bölgede de oldukça evet, fazla evet. Var. Evet. Size ayıran özellikleriniz nelerdir bu rakiplerde? Beni ayıran özellik, yani şöyle diyebilirim, işime özen gösteriyorum diyebilirim. Yani elim lezzetli. Bunu ben insanlardan çok duydum. Elin lezzetli mesela, bu kelimeyi ben çok duydum. Evet. Bir de yani Ali Ustam lütfen yemeğimi sen yapar mısın diyen insanlar da çok var. Yani galiba diyebilirim Allah'tan gelen bir yetenek diyelim bence de. Yani aslında baktığımızda backstage'de konuştuk daha önce, buraya başka bir usta yerleştirmiştiniz evet. Ama aynı etki olmamıştı değil mi? Çok, çok usta değiştirdim. Şu an şurada bu dezgahta çalışabilecek misalim iki kişi var, bir benim bir de abim. Evet. Yani o sunumu, o şeyi kendimiz hazırlıyoruz, özen gösteriyoruz. Ustalardan o verimi alamıyoruz maalesef. Evet. Müşteri de bunun farkını da görüyor. Elimiz bol. Evet. Biraz da o var yani, bol bir şekilde sunum yapıyoruz. Evet. Güzel bir şekilde sunum yapmaya çalışıyoruz, müşteri memnun olsun. Maddiyata biraz daha değer vermiyoruz, evet. Onu diyeyim ben. Memnuniyet, tamam. Memnuniyet, evet. Müşteri memnuniyeti odaklıyız evet. Diyebiliriz. Peki hangi günlerde faaliyeti, saat kaç kaç aralığı? Aynı şekilde paket servisimiz de dahil midir bu saatlere? Paket servisimiz gün içinde zaten yoğun bir şekilde devam ediyor. Dışarı servis elemanlarımız var. Sabah saat 7-7.30 gibi dükkanı açıyoruz işte. Akşam saat 9.30-10 gibi kapatıyoruz. Ki devam etmek istesek devam edebiliyoruz. Gece yarısına kadar da talep var. İsteyen müşterilerimiz var. Sipariş isteyenler var. Ama biz yoruluyoruz. Biz de dinlenmememiz lazım yani. Ailemize vakit ayırmamız lazım. Çok güzel. Peki biraz da izleyenlerimizi bilgilendirelim. Bu sektörün artıları ve eksileri nelerdir? Bu sektörün aslında eksileri çok var. Nasıl söyleyeyim? Yani değinmek istiyorum. Özellikle bu konuya değinmek istiyorum. Hazır ürün tüketmemelerini ben tavsiye ediyorum. Çok. Yani bu bölgede insanlar gelip söylüyor, Ali Usta ben oradan yemek yedim de rahatsız oldum, buradan evet. Yemek yiyip de rahatsız oldum. Yani hazır ürün tüketmememiz lazım. Günlük olarak tüketebileceğin, kendin yapabileceğin ürünleri tercih etmek daha mantıklı olur. Evet. Bunu sonuçta biz de dışarıda bir yemek yiyeceğiz. Ben kendim dışarıda baktığım zaman şey yemek istemiyorum yani. Hazır ürün, hazır döner, dondurulmuş ürün ben evet. Tüketmek istemiyorum. O biraz bu mesleğin eksileri. Ki bizim mesleğimiz böyle olmamalı. Usta elinde çıkmalı yani. Evet. Bunu usta hünerini göstermeli. Yeteneğini göstermeli. Hazır hazır döner üzerinden ya da hazır et üzerinden ne kadar ustalık hünerini gösterebilirsin ki? Evet. Yani sonuçta siz de dışarıda yemek yiyorsunuz. Siz de görüyorsunuz. Ben bunları dışarıdan gördüğüm için ya da insanlardan çok böyle şeyler aldığım için tepkiler. Ali Usta biz başka bir yerde yiyemiyoruz. Burada yediğimizde hazırdır. Güzel, temiz, siz kendiniz yapıyorsunuz. Gözümüzden görüyoruz. Ama dışarıdaki hazır ürünlerden kaçıyoruz. Evet. Zaten bizler de geldik, gördük, tattık sevgili izleyenlerimiz. Hakikaten muğazzam bir lezzetiniz var. Bizler de sizleri tebrik ediyoruz bu alanda. Çok sağ olun, ben teşekkür peki, ederim. Peki Ali Bey, özetle baktığımızda artık yavaştan bir toparlayalım. Müşterileriniz ve çok değerli izleyenlerimiz sizleri neden tercih etmeli sizce? Aslında bir tane ben eklemek istiyorum ki bu anlattıklarımızdan yola çıkarak oldukça özenliyiz değil mi evet, işimizde? Özelliğiz. Bu sebeplerden bir tanesi olabilir. Diğerleri de sizlerden dinleyelim. Yani bizi tercih etmelerinin sebebi zaten tercih ediyorlar. Ben bunu inkar da edemem. Beni tercih et de diyemem. Geliyorlar zaten tercih ediyorlar insanlar. Evet, o lezzeti de o sıcaklığı bir kere zaten görüyorlar bende. Bu bölgede bu insan o sıcaklığı, bu insanlar o sıcaklığı bende görüyor. Evet. Lezzeti de görüyor, sunumu da görüyorlar. Ondan sonra zaten tercih meselesini onlar kendileri yapıyor. Benim bizzat gelin beni tercih edin demiyorum. Evet. Zaten tercih ediyorlar.
Harika. Güveniyorum bu meslek. Teşekkür ederim. Bu meslekte güveniyorum ben kendime. Evet. Gerçekten çok güveniyorum. Harika, çok güzel. Peki biraz da lokasyonumuzdan bahsedelim. Tam olarak nerede bulunuyoruz? Bayrampaşa Maltepe Köprüsü. Zaten burada bilinen Ali Ülker İlk Öğretim Okulu var. Hı hı. Ali Ülker burada Bayrampaşa'da her yerde tanınıyor. Bayrampaşa Maltepe Caddesi olarak geçiyor. Maltepe Köprüsü olarak geçiyor. Zaten konum olarak. Evet, görünür meydan bir yer, görünür bir yer. Burada Garanti Bankası'ndan tut, bankalardan, Doğa Plaza'dan hepsinin karşılıklıyız. Zaten en basit adresi Ali Ülker dediğin zaman, Ali Ülker Ortaokulu dediğin zaman insanlar direkt biliyor, görüyorlar, harika, geliyorlar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim.